Sağlığımızı koruyanlar. Bakalım bunlar kimmiş? Hastalandığınızda ilaçları nereden alırsınız diyor. Eczaneden alırız. Sakın başka yerlerden ilaç almayın. Tehlikelidir. Sahte olabilir, yanlış olabilir, bozulmuş olabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi burada şehir hastanesini görüyoruz. Burada aile hekimliğini, aile sağlık ocağını görüyoruz. Burada ağız diş sağlık merkezi görüyoruz. Burası da eczane. 4 tane zaten bizim sağlığımızı koruyan kurum var. Hastaneler, aile sağlık merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kurumlarıdır. Kırmızı ile çizilenler önemlidir demektir çocuklar. Bunu unutmayın. Bu kurumlarda doktorlar, hemşireler, diş hekimleri ve eczacılar görev yaparlar demiş. Çevirdik sayfamızı. Bakın burada doktor tarafından muayene edilen çocuk, hemşire tarafından tansiyon ölçülüyor. Diş hekimi, diş doktoru ne yapıyor? Çocuğun dişine tedavi uyguluyor. Eczacı da ilaç veriyor. Sağlığımızı korumak ve tedavi olmak için sağlık kurumlarına gideriz. Doktorlar bizi muayene eder. Tedavi olmamız için gerekli ilaçları reçeteye yazar. İlaçlarımızı eczaneden alırız. Eczacılar ilaçları nasıl kullanmamız gerektiğini de açıklar. Hemşireler doktorlara yardımcı olur. Diş hekimleri ağız ve diş sağlığımızı kontrol eder. İhtiyacımız olduğunda dişlerimize gerekli tedaviyi uygular. Sağlık kurumlarında kimler çalışır söyleyiniz diyor. Buraya hemen yazdım. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları, eczacılar çalışır dedik. Hastaları muayene eden görevlerin isteği, mesleği nedir? Doktorlar muayene eder. Sadece insanları doktorlar muayene eder. Evet, geldik etkinlik kısmında. Aşağıda verilen diyor açıklamalar uygun mesleklerle eşleştiriniz diyor. Ağız diş sağlığını koruyan ve gerekli tedaviyi yapan kişidir diyor diş hekimi. Bakın diş hekime getirmişim. Doktorların yazdığı reçetedeki ilaçları aldığımız kişidir. Eczaneden alırız. Hastalandığımızda bizi muayene eden kişidir. Doktordur. Sonra doktora yardımcı olan kişidir. Hemşiredir. Sağlık kurumlarının adlarını yazınız diyor. Şehir hastaneleri, aile sağlık merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve eczacılar olarak yazdım. Böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.